O zaman girişimcilik aslında, girişimcilik hep biz ne yapıyoruz? Yüz işletmeden on ayakta kalıyor. Bütün spotlar nereye çevrilmiş durumda? Röportajlar, bibliografyalar bu on kişi üzerine. Aslında orada bir doksan kişi var. Nerede bu insanlar? Bunlar üzerine hiç hikaye yazılıyor mu? Gördünüz mü? Belki tek tük. ne oldu bu? 90 kişinin hayatı ne oldu? Bunu şu, şu noktaya çevirmek iyi olmaz mıydı? 100 işletmeden 30'u bir 20'sini daha kurtarmış. Yani bu olasılığı artırmak. İşte onun için girişimcilik eğitimleri ya da girişimcilik danışmanlığı, mentorluk vesaire önemli bir konu. Yani bu işte ben üniversitelerde, Abigem'de, Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi'nde çeşitli girişimcilik e, neydi bir eğitimin adı? Ee, ticaret odalarında şey eğitimi vermiştim. Hatta bana dörder günlük dört farklı şehirde ticaret odasında girişimci koçluğu eğitimi dedik. Ya dört günde nasıl koçluk oluyor? İşte ticaret odası başkanları e, kobilerle çalışanlarının ya da üst düzey yöneticilerinin daha rahat iletişim kurması için işte biraz bunlara bir girişimcilerin ruh halini anlatın falan diye. E, dedim bu koçluk olmaz. Ben bu eğitimi vermem dedim. Ya hocam ismi öyle kalsın siz istediğiniz gibi verin dedi o eğitimi vermiştim. Yani çok değişik gruplara çok değişik eğitimler veriyorum ve girişimcilik konusunda Türkiye'nin daha kat edeceği çok ciddi yollar olduğunu düşünüyorum. Sadece girişimcinin bireysel olarak kendini gerçekleştirme, farkındalık geliştirmesi, başarılı olmasından öte bir şey bu. Ve oluşturduğu şirketin de ondan sonra ayakta kalabilmesi lazım. Bunun ulusal refahla da çok yakından ilgisi var. Yani şu anda 1300 lira sanırım 3 kişilik ailenin açlık sınırı 1300 lira. 3 kişilik ya da dört kişilik ailenin fakirlik sınırı 4000 küsür lira. 4000 küsür lira. O zaman demek ki bu 78 milyon diye övündüğümüz ülkenin yarıdan fazlası hatta üçte biri açlık sınırında büyük olasılıkla, üçte ikisi de fakirlik sınırı içerisinde yaşıyor. E, peki fakirliğin sorumlusu kim? Fakir 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 olmanın yükü, sorumluluğu o fakir kişiye mi ait? Ya da işsiz, işsiz kalmış kişi, iş arayan kişi ona mı ait? Hayır. Muhammed Yunus'u duymuşsunuzdur. Bu mikro kredi finansmanını oluşturan, hatta dünya girişimcilik ödülü, alan bir adam. Ee, enteresan bir şey. Diyor ki, fakirlik sistemin suçudur diyor. Kişinin suçu olamaz diyor. O zaman bizim bu sistemi değiştirmemiz lazım. Yani iş kurma kültürümüzü, girişimciliğe bakışımızı, Risk, riske olan tolerans düzeyimizi yani değiştirmemiz lazım. Değişiyor mu değişiyor? Evet, değişiyor. Ama çok bence çok da hızlı değişmiyor. Yani şu oranları yukarıya çekmemiz lazım. Çünkü bu 90 kişinin ben hayatlarını görüyorum. Daha çok ben bu 10 kişiyle ilgili değilim. Zaten onlarla ilgili yeteri kadar bilgi var. Şu 90 kişiyi inceliyorum ve gerçekten içim sızlıyor. Çok ciddi travmalar. Yani o kadar uzun, <laughs> uzun ki şey problem e, iş kur. Hani o börek örneği verdim ya. Börek yapmanın bir de bir metodolojisi var. Bir yapısı var. İş kurmanın da bir yöntemi var. Genelde insanlar değil mi bir, bir kuaför çırağı olmak için bile 3 yıl 4 yıl değil mi? Bir dönem yaşıyor ondan sonra oluyor. Ama iş kurmak Türkiye'de şöyle algılanıyor. Ya ben şurada bir şey kuracağım, bir kafe açacağım. Ecebim'de de para var. Hesaplıyor, sandalye masaya hesaplıyor. Ondan sonra cebinde de para varsa paldır küldür bodoslama dalıyor oraya. Ya bir bakalım iş öyle kurulmaz. Bir pazar araştırması yap. Ondan sonra bir başa baş noktan neresi? Onun bir finansal tablodan şey. işte bu eğitimleri veriyoruz. Yani bu hataları yapmasın. O iş planını hazırlasın. Bir, bir belge hazırlasın. O belgede hayalini o belgeye döksün. Ondan sonra kararını versin. Belki o belge ona diyecek ki sen bu işi kurma diyecek. Ya da bu el cebindeki para yeterli değil diyecek. Birincisi startupların kuruluşundaki ana şey hatalardan biri o. Aslında e, yalın girişim diye bir metodoloji var. Yalın girişim o da bir iş kurma felsefesini anlatıyor. Daha çok internet üzerinden bu yeni çağ girişimcilerinin, üçüncü dalga girişimcilerinin iş kurma metodolojisini anlatıyor. Mesela orada çok önemli bir şey var. Diye mesela hatalardan biri olarak diyor ki soruna değil, çözüme değil, çözüme değil, Soruna odaklan diyor. Girişimcilerin çoğu çözüme odaklanıyor çünkü. Soruna odaklanmıyor. Yani şey hızlı karar veriliyor. Yani araştırmadan yani biz burada bir kafe açalım, şurada bir market açalım, şurada bir kuaför açalım ya da işte neyse. Hızlı karar veriliyor. Aslında sorun esas yani şey olmamız gereken, irdelememiz gereken kısım bu. İşte burada müşteri doğrulama yöntemi var. Müşteri geri bildirimini alıyorsunuz. Bir prototip oluşturduysanız onu müşteriye götürüyorsunuz. Tekrar yani o süreci belli matematiksel yani yöntemleri var. O yöntemleri uyu ama ne yapıyor? Sorunu çabucak buluyor. Ondan sonra müthiş bir çözüme ulaşıyor. Diyor ki: "Ya bu kaleme ihtiyaç var." diyor. Ya sordun mu sen buna ihtiyaç olup olmadığını? Çünkü o kalemi üretmek istiyor. Hayali o ya. Çünkü iş fikrine aşık. Daha ilk derste ben girişimci adaylarına aman siz olun iş fikrinize aşık olmayın diyorum. Öyle değil mi Serda? İlk derste onlar da ne diyorsun hocam diyor yani nasıl aşk diyor. E kötü mü diyor çünkü biliyorum karşıma gelen 30 öğrenciden 10-15'inin iş fikrine böyle şey olduğunu, hipnotize olduğunu görüyorum, hissediyorum. Yani o kurmuş kafasına ya ben işte şunu yapacağım. Tamam hayalin güzel, hayal kurmak güzel de o işi kurmak acaba seni başarıya götürecek mi? Para kazandıracak mı? senin kişisel gelişimine katkıda bulunacak mı? Kendini gerçekleştirebilecek misin? Mutlu olabilecek misin? Bunları şey yok. Onun için oradan da şey soruyorum. Örnek olarak kaç kişi, sizde de yapalım isterseniz. Aşık olduğu kişiyle evlenen kaç kişi var aramızda? Aşık olduğu kişiyle. Dört kişi. Peki, ha, pardon yanlış söyledim. Aşık olduğu İlk aşkıyla evlenen, ilk aşkıyla evlenen, bire düştü. İlk aşkıyla evlenen bir kişi var, sizi kutluyoruz. <laughs> evet, kutluyoruz. <laughs> sizi kutluyoruz. Peki ilk aşkıyla evlenmeyen kaç kişi var? Evlenen kaç kişi var? Ee, bak, evlenmeyen dedim, evlenen, evlenen. Bakın ben de kaldırıyorum. İlk aşkıyla evlenmeyen. Onun için iş fikrinize aşık olmayın diyorum. Belki daha iyi bir yani evleneceğiniz daha iyi biri çıkabilir, şey edebilir. Siz şanslıymışsınız. O e, olanağa kavuşmuşsunuz. Onun için aşık olduğu zaman, çünkü aşık olduğunuz zaman, aş, aşık olduğunuz işte kadın benim için, değil mi? Dünyanın en güzel kadını. Biri dese ki ya bu kızın biraz dili peltek işte e, yani biraz şey sorunları var, psikolojik sorunları falan var desin. Siz ne yaparsınız? Hemen tavır şey dersiniz değil mi? İlişki bittiğinde de çünkü aşkın da belli bir süresi varmış. Alman şeyler bilim adamları şey yapmışlar onu. O süre bittikten sonra da, ya gerçekten de bu kızın bu kadının <laughs> şu şu özellikleri de eksikleri de varmış. Hatta abartıp daha da kötüsünü de söyleyebilirsiniz. Şimdi aşık olduğunuz zaman, iş fikrinize aşık olduğunuz zaman o iş fikrine yönelik sorgulamayı yapamıyorsunuz. Problem orada. Yani ben orada bu kafeyi açacağım dediğiniz zaman çünkü o iş fikrine aşık oldunuz ve onu açacaksınız ya. Diyor ki birileri ise, ya kardeşim burada kafe açarsan batarsın diyor. Cebindeki parayla o işi açamazsın diyor. Hayır diyor açacağım diyor. Cumhur gidiyor orayı açı veriyor. Ondan sonra 3 ay 4 ay sonra bir bakıyorsunuz telefon açıyor. Hocam ya ben burayı devredeceğim ama nasıl devretsem acaba falan diye. Yani orada bir sürü şey var faktör var. Şimdi tabii burada bu 90 kişi 90 kişilik kısım gerçekten çok travmatik şeyler yaşıyor. Yani intihar vakaları var biliyorsunuz. Adam işi batırıyor. Çünkü öyle bir şey ki bizim bir akrabamıza oldu. Bunlar karı koca bir iş açtılar. ya Nasıl olduysa bir buçuk milyon, 2 milyon TL'lik şey borca girdiler. Yani aslında işin acmi o kadar borcu nasıl oluşturduğunu insan idrak edemiyor. Ama iş hayatı öyle bir şey. Yani kişisel olarak siz... Belli bir noktaya kadar borçlanırsınız ama iş açtığınızda, iş kötüye gittiğinde, para kazanamadığınızda ve inatlaşıp o işi sürdürdüğünüz, sürdürmeniz halinde orada başa çıkamayacağınız bir tabloyla karşılaşabilirsiniz. Yeni sayfa açmanızı engeller. Ne olur? Evliliğiniz yürümez. Boşanırsınız. Benim de ikinci evliliğim. Yeni bir hayata başlarsınız. Silebilirsiniz. Ya da bir iş yerinde patronla kavga edersiniz. Çıkarsınız. Vurursunuz kapıyı. Çıkarsınız. Öyle değil mi? başka bir işe girersiniz, giremezsiniz. Çok sorun değil ama bir işe açtınız, devasa bir borç, şey demezsiniz. Benim çocukluk arkadaşım Mehmet Lahmet büyük bir işe giriştiler. işte ihracat, ithalat falan yaptılar. İşler kötü gitti, kriz oldu, bir şey oldu. Bunlar battılar. Ondan sonra Mehmet de asker çocuğu benim gibi, ya ben borcumu ödeyeceğim diyor ya. Mehmet tamam borcunu öde de nasıl ödeyeceksin? İşte çalışarak ödeyeceğim. Bir hesapladım. Kaça iş şey yapacaksın? İşte ben benim iş gücüm pahalı. 8 bin lira. 2 bin lira harcayacağım. 6 bin lira şey e dedim. E 238 sene toplam borcun ne kadar? Şeyi de böldüm. Ya 238 sene ödüyorsun. Farkında mısın? Öyle mi dedi bana? Nasıl yani dedi? 238 sene. nedir o dedi? 238 senede borcunu ödüyorsun. Ha, Mehmet dedim. Ondan sonra bir kural öğrendim ben. İş hayatında kaybettiğiniz parayı ücretli çalışarak ödeyemiyorsunuz yani ciddi bir batış yaşadıysanız yine sonra yine de yeniden bir iş açıp o şekilde ödemeniz gerekiyor. Yani tabii bunu beceren var, beceremeyen var. Yani tabii şey konusu. Yani ben gerçekten e, bu konuya takmış durumdayım. Yani bu psikolojik arka plan, niye böyle düşünüyor? Mesela kişilik örüntülerinin iş kuran kişinin yani kişilik örüntülerinin işin başarısı üzerinde de çok ciddi etkileri olduğunu düşünüyorum. İşte narsistik kişilik özelliği varsa nasıl bir durum oluyor? Obsesifse ne oluyor? Hangi noktada? Bağımlı kişilik özelliği varsa hangi noktada ne oluyor? Mesela bağımlı kişilik özelliği varsa işi kurmuş Ayşe Hanım gibi. Bağımlı. Çünkü ilişkiyi öyle geliştirmiş ya hayatı boyunca. Büyük olasılıkla eşiyle de ilişki söyle çocuğuyla da öyle. O bağımlı ilişki işi, iş yerini kapatamıyor. Zarar ediyor kapatamıyor. Neyse ki onun şansı var. Zararını finanse eden bir eşi var. E Ya yoksa? Obsesiflerde ne yapıyor? Sürekli didikliyor didikliyor işi bir türlü kuramıyor. O da işi kurarken zorlanıyor. Ya diyorum kaç kişiye ya dedim. Ya müthiş bir iş planı dedim. Lokasyon her şey iyi yani her şey iyi gözüküyor. Bir an önce şey yap dedim işe giriş. Ya hocam biraz daha şey yapayım. Biraz daha kurcalayayım. Biraz daha şey yapayım. Ondan sonra iş fikri şeyini kaybediyor önemini kaybediyor. Yani e, o kişilik örüntülerinin de şey üzerinde etkisi var. E tabii biraz obsesif olmanın başarı getirdiğini de kabul ediyorum. Yani biraz obsesif olmak gerekiyor. Biraz narsistik olmak, kendini sevmek, özgüven vesaire ama bunlar üst düzeyde kişilik e, bu kişilik örüntüsü bir kişilik bozuklu bozukluğuna varacak noktaya varmışsa o zaman çok ciddi sorunlar yaşanmaya başlanıyor. E, saat 10'u geçiyor. Ben tabii şey yapamadım, hızımı alamadım. Şey yaptım, şimdi bakınca fark ettim. 5 dakikanızı aldım. E, sorularınız ya da bir şey varsa ben size e, şey veririm. E-mail e adresimi. Aysan Doğaner. Aysan Doganer At gmail. .com. sorabilirsiniz. Yani girişimcilik konusunda, kurum içi girişimcilik vesaire. Ee, kitabım var onu alıp okuyabilirsiniz yakında herhalde bir kitap daha çıkacak iş planı üzerine ama o kitaptan ziyade bu kitap daha size uygun düşebilir İş planı daha sonraki aşamada olabilir ee, bir de 17-18'inde herhalde bir eğitim düzenleyeceğiz o eğitimde şey olacak sıra dışı girişimcilik becerileri derken biraz psikolojiye gireceğiz biraz şey yapacağız ee, e, spontanite tiyatro <laughs> şey, e, psikodrama ee, çalışmaları da yapacağız 1-2 saat ee, orada biraz psikoloji biraz iş kurma rekabet vesaire bu anlattıklarımın daha böyle şirket hikayeleri üzerinden e, çalışacağız ee, katılırsanız sevinirim tabii ki ee, hepinize teşekkür ediyorum ben çok keyif aldım ortam da çok güzel tabi ara, bu arada da kayıttayız <laughs> ee, çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için çok sağ olun